Bu ligin olayı belli, tamam mı? Pivot soundbar'ı koyuyorsun abi ön tarafa. 4.9 abi. Milyon euro. Ufuk, bir sene alsan o parayı çalışmazsın değil mi kanka hiç? <laughs> Nerede bu paralar? Çok güzel tepki. Nerede abi ya? Nerede abi hakikaten bu paralar ya? Ne yapıyorsunuz bu paraları ya? Herkese merhabalar. Transfer dönemi açıldı. E bizim de klasik olarak transfer döneminin not defterini tutmamız gerekiyor. 4 Ocak'la 31 Ocak arasında transfer dönemi var Türkiye Ligi'nde. Bakalım hangi gazeteler kimleri neleri yazacak. Ama bugün sırada e, fanatik gazetesi var. Bugün fanatik gazetesi üstüne ilerleyeceğiz. Önceki videolardan farklı olarak da birincilik ve ikinciliklerden biraz böyle bakındım, kim kimi almış, kim kimi vermiş. E, onları da belirteceğim size. Konuşmaya geçmeden önce de şöyle bir şey belirtmek istiyorum. 0'dan 1'den 5000 takipçiye yaklaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani tüm yorumlarınızı okuyorum tüm yaptığınız olumlu-olumsuz eleştirinizi okuyorum. Hepsini dikkate almaya çalışıyorum. Mesela bugün de prodüksiyonu arttırdık. Şu an karşında Ufuk var kardeşim, çalışma arkadaşım. O da kameramanlığımı yapıyor. Şimdi o zaman ben Fanatik Gazetesiyle başlayayım. Fanatik Gazetesi ne yapmış? Fanatik Gazetesi'nin ilk sayfasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankara Gücü ve İngiltere Premier Lig'den birkaç haber var. İç sayfalara geçelim, bakalım detaylar neler. İç sayfanın ilkinde Fenerbahçe var aslında. Ee, i̇ki sayfa ayırmışlar Fenerbahçe'ye. Dediğim gibi, Moutinho, e, Diarra ve Cricito e, özelinde konuşuyorlar. Abi niye gülüyorsun? <gülüyor> Kimler vardı? Sayasana. Diarra, Moutinho, Cricito. Hiç sana bir şey ifade etmiyor değil mi bunlar? <laughs> Sende yok. <laughs> Vallahi güzel. <laughs> Neyse, devam edebilir miyim Ufuk? <laughs> tamam. Şimdi Fenerbahçe'nin hedefinde 3 kişi varmış. Birisi orta saha oyuncusu Moutinho, diğeri Diarra ve e, sol bek Krishito. Krishito Zenit'te oynuyor. E, 2 milyon euroluk bir teklif yapmış Fenerbahçe ama Ruslar 3 milyon euro istiyor. Ruslar da hep daha fazlasını istiyor. Ben de anlamıyorum ki kardeşim. Diarra da her devre arası transferinde, her yaz transferinde bir tane Türk takımımıza yazılıyor. Abi şu Diarra bu ülkeye gelmez. Adam Paris Saint-Germain istiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüpler de isteyebilir ama yani adam Paris Saint-Germain'e gider maalesef kusura bakmayın arkadaşlar yani. Moutinho, e, ben şey anlamıyorum. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusuna ihtiyacı var mı? Yok mu? Bence Fenerbahçe'nin forvet transferine ihtiyacı var açık açık. Yani bu bas bas bağırıyor. E, Fernando gol atamıyor. Van adam bir var bir yok. E, ne bileyim Soldado da bence aradığını bulamadı Fenerbahçe. E, Jansen var. Jansen'in de ne olduğu ne olmadığı belli değil. Son zaten sakattı. Dediğim gibi bence Fenerbahçe'nin bir tane forvete ihtiyacı var. Sağlam bir forvete ihtiyacı var. Ama sanırım arayışlar o yönde değil. Yan sayfada da e, Van İstanbul seyahatlerinde işte tavla oynarken ne bileyim böyle balık yerken fotoğraflarını koymuşlar. Van Persie dalga geçiyor demişler. Vallahi kimse kusura bakmasın o sözleşmeler yapılıyor abi. Ondan sonra kimse o sözleşmelerin peşinden gitmiyor. Ve adam da tavlasını oynar ne bileyim elektronik sigarasını içer e, boğaz keyfi yapar yapar abi. Çünkü sözleşmeyi imza atmış 4-9 milyon eurosunu her sene bankası hesabına yatırmak zorundasın abi bu adamın kusura bakmayın yani. 49 abi. Milyon Euro. Çok para değil mi? Ufuk, bir sene alsan o para çalışmazsın değil mi kanka hiç? <laughs> o zaman ben diğer sayfaya geçiyorum. Diğer sayfada bir Ankara gücü röportajı var. Ankara gücü bildiğiniz gibi birinci Ligi ilk sırada bitirdi. Takımın başında İsmail Kartal var. Ee, takım çok büyük sorunlar yaşadı bu sene, ekonomik sorunlar var. Ee, i̇şte oyuncular paralarını alamıyor. İsmail Kartal bizim çektiğimizi... Bir oyuncularımız, bir taraftarımız, bir de Ankara biliyor diyor biraz onları anlatmış, onlardan bahsetmiş. Bu transfer yasalarını kaldırmak istiyorlar. Takımın sol beke bir tane kanat oyuncusuna, bir tane forvete ihtiyacı var deniliyor. Bu isimler arasında işte Emre Niçe'nin adı geçiyor, Sto'nun adı geçiyor. E, İsmail Kartal'ın eski öğrencisi. Bunlar e, sol bek için de e, Emre Taşdemir'i ben tavsiye ediyorum. Bir de Kırklari Spor'da Osman Torun var çok iyi adam. Onu bir yere yazın arkadaşlar. Gel. Yan sayfaya geçiyorum. Atikar Konya Konyaspor'dan yılın bombası. Kim? Robinho. Abi Robinho ya, Robinho. Bildiğiniz Robinho yani. Favorite takviye yapmak istiyor Konyaspor. Bildiğiniz gibi gol yollarında e, sıkıntı çekiyordu. Geçen sene golcü futbolcusunu Udinese'ye sattılar. E, keşke satmasaydınız abi o zaman. Şimdi Robinho'nun peşinde koşuyorsunuz. Boşta olan 33 yaşındaki yıldız için teklif yapılmış. Son kararda Mehmet Özdileğinmiş. Son karar Mehmet Özdilekteyse getirsinler abi en azından renk atar yani. Bir Eto' gibi belki Wagner Love gibi performans sergileyebilir ve bizi şaşırtabilir. E, gerçi hiç beklemiyorum ama bakalım. Alanya Spor'un başına da Hikmet Karaman geçti. Saffet Susic ile bildiğiniz gibi e, sezona başlamıştı Alanya Spor. Hikmet Karaman geçti. Bakalım neler yapacak. Fena bir kadrosu yok Alanya Spor'un. E, Hikmet Karaman da fena bir antrenör değil. Umarım onlar da başarılı olurlar. Balıkesir Spor'da Giray Bulak dönemi. Onlar da ilk devresine Can, Can Gök ile başlamışlardı. Şimdi e, takımın başına devre arasında Giray Bulak geldi. Hocaya da hoş geldin diyelim biz de. Bir sonraki sayfada da Trabzonspor röportajı var Rıza Çalınbay. Nilay Yılmaz yapmış. Ligin ikinci yarısında oynayacağımız ilk 3 maç ligi nerede bitireceğimizi belli eder demiş. Son 5-6 haftada 4-5 galibet aldı Trabzonspor tamam ama e, lig çok uzun bir maraton. Trabzonspor'un kadrosu bunun için yeterli mi? Soru işareti. Birkaç tane takviye yapmaları kesinleşti bence. Çünkü e, Mas'ı da boca Junior'sa verdiler. Onun yerine bir adam almaları gerekiyor. E, Aziz beş diyorlar sol Solbek'e yani Bursa Spor ne kadar ucuza verir Aziz Beyic'i? Çünkü Aziz Beyiç bu sene çok iyi bir performans sergiledi. 5 tane asisti falan var yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten e, böyle 5-6 milyon euroluk bir bonsai bedeli isteyebilir Bursaspor ki haksız sayılmaz. Beşiktaş'a geçtik. Beşiktaş'ta Cenk Tosun Londra'da abi. Everton'da. Şimdi bu gazete 4 Ocağın olduğu için akşam saatlerinde falan çekiyoruz videoyu da. Kesinleşti iş. 28 milyon euroya Cenk Tosun Everton'da. Hayırlı olsun. Umarım kazasız belasız bol gollü sezon geçirir. Evet şimdi Beşiktaş Cenk Tosun yerine kim alacak? Tabii ki transfer gündeminde kim var? Samuel Eto. <laughs> yani Eto'yu sezon başından beri Galatasaray'a getirdik. Fenerbahçe'ye getirdik. Beşiktaş'a getirdik. Adam hala Antalya Spor'da arkadaşlar inanır mısınız ya? Gerçekten. Adam hala Antalya Spor'da. Belki bu sefer gelir. Çünkü Cenk Tosun çok güzel paraya gitti. Gerçekten Beşiktaş'ın bu pazarlama zekası Son dönemde müthiş işler yapıyor. Hepsinin eline sağlık diyeyim. Ee, sağ tarafta da Vida var yine. Vida'nın imza töreninde Come to Beşiktaş Manzuk iş dedi. Valla Manzuk işte gelirse gerçekten Beşiktaş çok güzel kadro kurar ha bu arada. İki Hırvat. Hem defansta hem forvette. E dedi, fena değil Fabri. Ortasından belli. Talişka, Oğuzhan, Tolgay. Müthiş iş yani. Galatasaray'ın futbol takımına geçelim. Aslında Fatih Terim'le beraber yüzler gülmeye başladı Galatasaray'ın futbol takımında. Taraftarlar da aslında şöyle yönetim akıllılık edip Fatih Terim'i getirdi ve taraftarların gönlünü aldı bir nevi. Fatih Terim de işin başına geldi. Tafarelle, Ümit Davalay'la ve Hasan Şaş'la anlaştı. Yani yardımcıları ilk etapta ayarladılar. Yardımcılar bu isimler olacak. Transfere gelelim. Galatasaray sol bek arıyor. Galatasaray kimlerle görüşüyor? Patris Evra, Asamoah bildiğiniz gibi bir de Kaan Ayhan var sürpriz isim. Üç tane isim var. şimdi Patlı Sevra yaşlı bir oyuncu ama belki Instagram'dan takip ediyorsunuzdur. İnanılmaz storyler atıyor gerçekten. Tam bir çılgın adam yani. Altı aylığına gelebilir diyorlar Patlı Sevra. Asamoah gelebilir diyorlar ancak... Belki İtalya Ligi'ni takip ediyorsunuzdur. Asamoah Juventus'ta oynuyor arkadaşlar. Yani adam bayağı sol bek olarak çıkıyor Juventus ilk 11'inde yani. E Kaan Ayhan genç ama hani Almanya menşeli. Bon servisi olur. Geçtiğimiz transfer döneminde 8-10 tane transfer yaptılar. Şu an için çok fazla bir bütçeler olduğunu sanmıyorum. Ancak böyle hani Evra'yı 6 aylığına kiralayalım. Ne bileyim Asamoah'ı da 6 aylığına kiralasak mı kafasında bir şeyler bulurlarsa bu 3 transfer de Galatasaray'ın sol bek sorununu çözer. Fantik gazetesi bu kadar. Şimdi Fantik gazetesinde bir tane altlık haberi göremedik maalesef. İşte Ankara Gücü röportajı hariç. Şimdi ben Fante'yi yan tarafa koydum. Laptop'tan da işte birincilikte kim kimi almış, kim nereye gidiyor, nasıl bir durum söz konusu, onları söyleyeceğim. Ben notlarımı aldım ama hepsini söyleyemeyebilirim. Lütfen yorum kısmına takımınız hakkında bildiğiniz transferler, duyumları yazabilirsiniz ve burada bir böyle aslında transfer günlüğü, abi kim nereye gitmiş, kim şuraya gitmiş kafasında bir sinerji yaratabiliriz. Bu arada o bu olayı geçen sene Çağrı Ak çok iyi yapıyordu. Ben Samsun Spor'a bu kadar hakimsem Çağrı sayesindedir. Eyvallah kardeşim. Giresun Spor e, ligi üst sıralarda bitiren yani ligi ilk altı sırada bitiren takımlar her zaman şa şampiyonluk adayıdır bence birincilikte. Yani Ankara gücünün tabii ki avantajı var, Ümraniye Spor'un tabii ki avantajı var ama yani Giresun Spor'da yaban atılacak bir takım değil. E, Onlar da Kardemir Karabük Spor'dan 39 yaşındaki Ahmet Şahinle anlaşmaya vardı. Ahmet Şahin çok tecrübeli bir kaleci. İddialı takımlardan bir diğeri de Çaykur Rizespor. Çok güzel transferler yapıyorlar gerçekten. Bu ligin oyuncularına güzel yatırım yapıyorlar. Bunlardan birisi kim? Sivas Spor'da forma şansı bulamayan Galip Güzel. Onun haricinde geçtiğimiz dönemlerde de Çaykur Rizespor forması giyen Koray Altınay. O da Osmanlı Spor'a gitmişti. Tekrar eski kulübüne geri döndü. Adana Demirspor Aydın Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Aydın Yılmaz tam tamına 741 gündür hiçbir spor müsabakasında forma giymedi arkadaşlar. Ya. Oynamamış oyuncuyu bir takım niye alır, neden alır? Umarım e, bizi yanıltırlar. Umarım çok iyi bir performans sergiler Aydın Yılmaz. E, biz de onu buradan överiz. Yapacağımız da bir şey yok yani o konuda. E, bunun haricinde Erzurum Spor'dan da Kubilay Sönmezi almış Adana Demirspor Spor. O, Samsun <laughs> bugün itibariyle Hasan Atipoğlu, Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı ve Ömer Kandemir ile yollar ayrıldı. Bunun sebebi de oyuncuların parasını ödenmemesi. Oyuncular artık sözleşmeleri feshedildi otomatik olarak ve hepsi serbest. Gaziantepspor kapatılıyor. Yani e, geçen günlerde işte... Niye abi? Abi çünkü mali kriz var takımda. 104 milyon lira borcu var takımın. Şehrin iki tane takım var. Bir tane Gazişehir oldu. Yani Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ydi. Gazişehir e, Futbol Kulübü oldu. Bir de Gaziantep Spor var. İki tane yani. Antep'in iki tane takımı var mesela. Bu belediye niye e, kaynaklarını Gaziantep için kullandırmıyor? Bu mevzunun bir yüzü. Diğer yüzü de Gaziantep Spor, Cenk Tosun'u e, keşfeden takımlardan. işte Tabatası, İsmail Köybaşası, Cenk Tosun'u. Bu oyuncular bedavaya gitmedi abi üç büyükleri. Hepsinden çok güzel para kazandınız. O paralar nerede abi? Nerede bu paralar? Çok güzel tepki. Nerede abi ya? Nerede abi hakikaten bu paralar ya? Ne yapıyorsunuz bu paraları ya? Refe ve birinci ligdeki serzenişlerim bu kadar. Gerçekten ekonomik sorunlar yüzünden takımlar ve taraftarlar zebil oluyor. Yani 100 yıllık kulüpler, tarihi çınarlar birbiri yıkılıyor. Şimdi o zaman ben başlıyorum notlarından devam etmeye. İkincilik kırmızı grupla başlıyorum. Kırmızı grubun üst sıraları çok karışık. 3-4 tane takımın 38 puanı var. Hepsi aynı puanda. Güzel transfer yapan takımlar kazanacak. Bunlardan bir tanesi Menemen Belediyespor. Menemen Belediyespor bu saç spordan Yıldıray Koçalı aldı. Yıldıray müthiş bir oyuncu. Yani forvet arkası oynar, forvet oynar. O böyle daha çok ceza sahasının çevresini falan sever. Çok da gol atar, asist de yapar. Bu transfer, Menemen Belediyespor'un şampiyonluğunu bir tık daha arttırdı bence. Gökhan Ünal'la ilk devrenin sonlarına doğru yollarını ayırmıştı Sarı-Lacivertliler. E, Ahmet Spor'dan da Murat Yılmaz'ı aldılar. Murat Yılmaz'ı e, Adana Spor'dan, Altınordu'dan tanıyabilirsiniz. Hı hı. Gelelim Menemen Spor'un en önemli rakiplerinden Hatay Spor'a. Hatay Spor'da... E, İyi transferler yaptılar. 40'lar elinde 9 gol atmış. Sinan Kurmuş'u renklerine bağladılar. Onun haricinde defansa da ve sol beke de takviye yaptılar. Kastamonu Spor'dan stoper Faruk Öcal. Erzurum Spor'dan da Murat Palüli'yi renklerine bağladı e, Hatay Spor. Başka bir önemli transfer Keçiören Gücü. Zonguldak Spor'un pivot santiforu Okan Eren'le sözleşme imzaladı. Tamam. O, bu ligin olayı belli tamam mı? Pivot santiforu koyuyorsun abi ön tarafa şişiriyorsun indiriyor. Kısalarla atıyorsun golünü, geçiyorsun şampiyonla oynuyorsun. Şimdi beyaz gruba geçelim. Burası da kaynıyor. Zirvede yine 4-5 tane takım var. Hepsi şampiyonluk hedefliyor. Kimler bunlar? Altay, Bandırma Spor, Sakarya Spor, Şanlıurfa, Gümüşhane. Bunların böyle hepsi bir transfere, iki transfere şampiyon olacak takımlar. Bandırma Karagümrük Spor'dan Forret oyuncusu Feyyaz Aydil'i renklerine kattı. Bandırma ekibi Yusuf Akeli de e, takımdan gönderdi. Yusuf Akel de Kırklareci Spor'a geçti. Böylece ben de Kırklareci Spor'a atlamış olayım. 40 Spor ayrıca Müslüm Aydoğan da renklerine bağladı. Kırklareci yani Spor başka yerine konuşmuştuk. Ee, başkan 5-6 oyuncu ile yollarımızı ayırabiliriz. 5-6 oyuncu da kadroya katacağız demişti. Evet öyle oldu. Karagümrük de yine hareketli günler geçirdi son dönemde. Hasan Ülker ve Özer Kutlu'yu <laughs> renklerine bağladı onlar da. Başkan geçen gün bir tweet atmış. Ee, devre arasında 4 tane oyuncu alırsın bir tanesi faydalı olur diye. Bakalım <laughs> bu oyunculardan hangileri faydalı olacak göreceğiz. Karşıyaka'da sorunlar yaşadı ve e, oyuncularını bir bir kaybediyor maalesef Karşıyaka. Caner'den Kastamonu Spor'la anlaştı. Ali Say vardı kanat oyuncusu, sağ kanat oyuncusu. O da Nazilli Belediyespor'a gideceği söyleniyor. Son olarak da Nazilli Belediyespor'a geçelim. Nazilli Belediyespor düşme hattında yani bu aslında düşme hattındaki takımları ilgilendiriyor bu transferler. Onur Karakabak ve Serdar Eylik. Serdar Eylik'i e, Galatasaray'dan Sarıyer'den biliyorsunuzdur. Ben dersime bu kadar çalışabildim. Dediğim gibi yorum kısmına e, kim nereye transfer olsun daha yararlı olur. E, abi ben şunu duydum bizim takımda şu oyuncu alıyormuş şu oyuncu gidiyormuş bu da bununla konuşuyormuş dediğiniz şeyler varsa lütfen yorum kısmına yazın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi dediğim gibi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.